Merhaba sevgili Ota TV izleyicileri. Şu an yangın bölgesindeyiz. Yangın bölgesinden etkilenen vatandaşlarla konuşacağız. Yangının üzerinden bir ay geçti. Vatandaşların yaraları sarıldı mı? Mağduriyetleri giderildi mi? Şimdi onların talebi üzerine yangın bölgesindeyiz. Vatandaşlarımızla konuşacağız. Mağduriyetlerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Şu an Karahamzalı köyünde bulunmaktayız. Merhabalar teyzeciğim. Merhaba. Tanıyayım. Hatice Eroğlu. Bu süreç sizin için nasıl ilerledi? Kaybınız nedir? Benim evim yandı, ahırlarım yandı, samanlık yandı. Evimden inle, mallarım canlı canlı yandı. 4 tane kurbanlıktan kalan, 3 tane büyük başım yandı. Ya benim innem daha iyi kalmadı. Düğmemi dikecek, yani ayağımda ayakkabılarımla benim üniversiteye giden çocuğum var. Ne bir şey kaldı. Herkes geldi, ev talebi yaptı. Bir şey yok. Otuz senelik emeklerim gitti. Ya ben bu saatten sonra ne krediyle uğraşacağım? Uğraşacak şeyim de yok. Eşim diyaliz hastası. Haftanın üç günü diyalize giriyor. Ben yani bunun o krediyi ödeyecek. Bakanlarımız da geldi, valilerimiz de, hepsi geldi bana. Özellikle dediler, sana dediler, eşim diyeli hastasıymış, öncülük tanıyacak dediler. Yani gündeme oturun dediler, Cumhurbaşkanımız bizzat ilgine, bilmiyorum unuttular mı, biz unutulduk. Herhangi bir yardım yapılmadı. Gelindikten sonra. Hayır, bir 10 milyar bir para verdiler. Ondan sonra da hiçbir şey yok. Bir koli resmimizi çektiler, durdular kolilerden başka. Daha öten bir çaydanlık, bir tencere getirdiler bir ay sonra. Ben neyle pişireceğim? Daha ocak dahi vermediler bana. Şu an nasıl? Nerede kalıyorsunuz? Kaynım evi vardı. Onda kalıyorum. Ne dolap var, ne çamaşır makinesi var, ne bir şey var. Rezilliğiyle. Su da orada şeyde, böyle pis bir şey getirdiler, onun içinde daha suyla çamaşırlarımı yıkıyorum, belediye getirip döküyor. Benim hiç yani içecek su da yok. Ben yani bana sahip çıksın. Ya benim evim, ben kredi ödeyecek imkanım yok. Hiçbir imkanım yok. Benim yeterince kartlarımın, eşimin borcu var. Haftanın 3 günü 4 saat diyalize giriyor benim eşim. Bağkur'dan şey emekliydi. Onunla kendi imkanlarımla gidiyor. Neyle ödeyeceğim ben? O kredi ömrü billahi ödeyemem. Ben yıllardan beri, 3 seneden beri çamaşır makinesi aldım. Evime bulaşık makinesi aldım. Ben ne al? 30 sene sonra mı alacağım bunları? Nasıl alacağım? Hiç imkanım yok yani benim. Ben bu krediyi ödeyemem. Köylünün biri de ödeyemez. Hiçbiri ödeyemez bu krediyi. Cumhurbaşkanımız var. Bize sahip çıksınlar ya. Biz böyle yandı, yaktılar. Ben bunu istemiyorum. Benim çocuğum üniversite son sınıf. Onun bilgisayarı yok. Ne, hiçbir şeyim yok ya. Hiçbir şeyim yok ya. Kendilerinin yaptığı yardımdan çok bu konu komşu şahsi kişiler bana yardım yaptı. Kolilerin iki katı. Ama ben ne edeceğim? Bir torba mercimek olsa kış boyu mercimek mi satacağım ben? Ne edeceğim yani? Benim ineklerim vardı. 15 tane ineğim vardı. Süt satıyordum, yumurta satıyordum. Benim malım çoktu. Ama ineklerimin yeri yok. Ben böyle şey gibi kaldım. Elim kolum bağlı. Makinem yok, suyum yok, çamaşır yıkayacak. Hiçbir şeyim yok ya. Ocağım da yok. Küçük tüpte pişiriyorum ben yemeğimi. Yani biz bu Türkiye vatandaşı dağılmıyor. Niye kimse bize sahip çıkmıyorlar ki? Hiç kimse geldi. Bu bir koliyle, bir şeyle ben neyde yapacağım bunu? Yani poşetin içinde mi yemek pişireceğim? Bir ay sonraya kadar kimse düşünmedi bunu. Tencere vermediler bana. Daha bir ay olduktan sonra getirdiler. Yani ben böyle bir
Evimde azıcık kendi imkanım, molozları da hiç ellemediler. Bak böyle olduğu gibi duruyor ya. Kimse ellemedi. Elini dahi süren olmadı. Ya ben böyle benim evimi yaptırsınlar istiyorum. Ben başka bir şey istemiyorum. Mallığımı, evimi yaptırsınlar. Bana sahip çıksınlar köylülerim. Azıcık benim gibi de hurma kurutup satıyorduk. Biz hurmalarım hep yandı. Ben neyle geçinim sağlayacağım? Ben çocuklarım yeni askerden geldi. Kredisi vardı. Onun günü geliyor. Ödeyemem. Ben neyle ödeyeceğim bunları? Çocukların o daha 3 gün oldu askerden geleli yangından önce. O çocuk psikolojik bunalıma girdi. Yani yeni askerden geldiydi. İmkan yok. Her yerde çocuğun sırt başı hiç kalmadı. Ayaklarında kötü bir terliğiyle çıktık. Öyle gittik. İtfaiye su sıkmadı burayı. 50 metre yok benim evimden bura. İtfaiye su sıksaydı benim evimi kurtarırlardı. Emir yok dediler. Emri kimden alıyorlar ya? Yanan yerde benim hiç kaybedecek bir şeyim kalmadı artık. Her şeyimi kaybettim. Ya bir canım kaldı. Onu da mı vereceğim ben? İlle içinde mi yanacaktık bu evin yanı? Sesimizi duysunlar bana. Cumhurbaşkanımız Ömer Çelik Beyefendi geldi bize, bizzat yaraların sarılacak, her şeyin yapılacak dedi. Bekir Bakdemirli Beyefendi geldi. Hepsi dedi, Jülide Hanım geldi. Ya dedi benim eşim dedim, diyeli sassasın. O dedi ki ne bana? Benim babamı da kaybettim dedi. Yani dedi ağladı. Ama unutulduk demek ki. Bir kenarda unutulduk biz. Biz yani burası koca bir köy. 6 tane köy yandı. Unutulmaz bu. Kozanın yeşilliği bitti. Geçim kaynağı bitti. Ormanı bitti. Hiçbir şey kalmadı ya. Geçim edecek çok kişilerin hurmaları, cevizleri vardı. Ormandan azıcık bizim suyumuz yok. Ormanımız bitti. Yardım gelmiyor. Biz hangi memlekette yaşıyoruz ya? Böyle bir şey olamaz. Ben evimi istiyorum. Ev yapılsın bana. Yapılmıyorsa bana para versinler. Ben kendi imkanlarımla yaptırayım. Ona gene razıyım. Her şeye razıyım. Kendi imkanlarımla yaptırırım. Ama şimdi bu şekilde benim yaptırmayı şuradan... Birine tuğlayı götür desem imkanım kalmadı. Bittim ben yani. Psikolojikken de bittim. Bu saatten sonra ben 30 sene sonra ben yaşayacağım da belli değil yani. Bu şeyle ben 30 sene daha çalışıp çamaşır makinesi mi olacağım, ev mi yaptıracağım, bu krediyi direkt, bulaşık makinesi mi, dolaplarını mı yaptıracağım. Yani nasıl bir şey bana söylesinler, benim yerime kendileri koysunlar herkes. Şöyle diyorlar, birkaç kişiye de sordum. Yani diyorlar temeli attıracaksın sen diyorlar. 20 milyar kredi verecek diyorlar. Ya burada kimse bu temeli attıramaz. Niye dersen senin her şeyin yandı. Kimsenin güveni yok çünkü para çıkmaz diyen. Borca kimse buraya bir şey yapamaz şu anda. Yapmaz çünkü senin bir şeyin kalmamış. Adam parayı alır mı alamam mı diyen o da borca giriyor çünkü. Param olmazsa kimse şuradan bir tuğla gene kaldırmaz. Paran olsa versen 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar cebinde bir paran olsa yaptırma imkanın var. Bize verilen bir el açlığı oldu. Onda günde bir ekmek alsam ben zaten bitti. Ben ekmeğimi kendim yapıyordum, her şeyimi. Şimdi her şeyim bitti ya. Bir ekmek yapacak odunum da yok, sacım da yok, oklağım da yok. A'dan Z'ye hiçbir şey yok, hiç. Azıcık kiler oldu bu. Bitti. Hiçbir şey yok. Malımı beslerdim. Ben şimdiye kadar kimseden yardım da almadım. Koli de almadım. Hiç kimseden bir şey almadım. Çocuklarımı da okuttum. Üniversiteyi bitirdim. Son sınıfa getirdim. 3 tane çocuğum var. Kimseden bir yardım. Eşim hasta bak. Kendi imkanlarımla her şeyi göğüsledim. Ama bunu göğüsleyemiyorum. Yoruldum. Yoruldum, göğüsleyecek imkanım yok. Şuradan şöyle bir şey deseler bitkinim. Bir azıcık 40 gün oluyor yangın çıkalı. Benim hiçbir üniversiteye giden çocuğum
Bilgisayar yok ya, bilgisayarı yok. Alacak durumum da yok. Eğitimi yarım mı kalsın ya? Okul açıldı, ders kayıtları başladı. Ben ne yapacağım ya? Elde çamaşır yıkıyor, benim tırnaklarım hep hasta. Makinem yok, suyum yok. Yani bir şeyim kalmadı, bilmiyorum. Ben istiyorum, evimi istiyorum. Ben kredini istemiyorum. Kredi ödeyecek imkanım hiç yok, yok. Sıfır yani benim kredi. Yani bu kredi olarak da al, bize şey olarak verilsin, yardım olarak verilsin. Biz Türkiye vatandaşıyız, biz memleketimize sahip çıkacak. Yani ben bunu kredi ödeyemem, ödeyemeyeceğim şeyi niye alayım ben, alamam da. Ben şurayı bir çadır tutup ya duracağım ya da kafamıza mı sıkak yani. Ben yaşayacağım, ben çocuklarım için yaşayacağım. Eşim hasta, onun için yaşamak zorundayım. Bana yardım edilmesini istiyorum. Ben böyle şey istemiyorum. Krediyle de şeyim yok, ödeyecek imkanım da yok. Ben ellerini uzatsınlar, biz buradayız her zaman da, biz buranın yerlisiyiz. 24 saat buradayız biz. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben yangın günü burayı boşalttırdılar, gittim. Daha bir daha da burayı terkemedim. Mallarımız var dedik. Geldiler zabıta, jandarma, bizi buradan çıkarttılar. Burayı, evini, malını kurtaracak dediler. Bir aşağıdan bir tanıdık arkadaşlar vardı eşim. Onlar geldi. Mallarını kurtarabildiğini kurtardılar. Yalın böyle adamın penyesini niye hep tutuşmuş. Öyle kalanını da koy verikledi, geri içeri girik. İçeride yandı mallarım. Herkes de gördü, o diri diri yandı o malların, çığlıkları havaya çıkmış. Bizi buradan şöyle gittik, itfaiye, 30-40 tane itfaiye düzelendi, yönlerine çıktım. Sesin çıkmaz olana kadar bağırdım, ne olur evimizi kurtarın dedim. Tamam dediler, sonra emir yok dediler. Evler yanmayacak dediler. Bizim burayı şuradan sıksalardı evimiz yanmazdı bizim. Gözünüzün önünde böyle çayır çayır mı yanıyor? Bizi buradan çıkarttılar, köylünün hepsini çıkarttılar. Hayvanlar bağıra bağıra diyor. Buradan ormancılar varmış. Silah olsaydı sıkacaktık diyorlar. Yani çığlıkları havalara çıktı. O hayvanların çığlıkları beni öldürüyor. Ya böyle vicdansız olmaz. Ben yangında evi yananlardan birisinin çocuğuyum. Bu İngilizce işletme okuyorum, Kayseri'de okuyorum. Buraya tatile gelmiştim. Mevcut virüsten dolayı, adım Ayşenur Eroğlu. Burada yangın var dediler. İşte evinizi toplayın, hemen çıkın gidin. Biz dedik hani burada yanarız, yine de çıkıp gitmeyiz. Mecburen tahliye ettiler. Hepimize işte çıkın dediler. Arkanızdan kamyon getireceğiz, hayvanlarınızı yükleyebileceğiz dediler. Jandarma gelip bizi zorla tahliye etti köyden. Tahliye olunca dediler ki sizin her şeyiniz yapılacak. Seferberlik başladı, afet ilan edildi. Siz dedi gideceksiniz dediler. O yüzden hani evinizin yenisini yapacağız dediler. Daha sonra Ömer Çelik geldi, Bekir Pakdemirli geldi, işte Büyükşehir Belediye Başkanımız geldi. Ondan sonra Adana Milletvekilleri geldi, Jülde Hanım geldi, Tamer Dağlı geldi, Abdullah Doğru geldi. Bunların hepsi dedi ki sizin dedi iki katı olacak her şeyiniz dedi. Evinizi istediğiniz gibi yaptıracağız dediler, büyük bir ev yaptıracağız dediler, ahırınızı istediğiniz gibi yaptıracağız dediler. Bir ay geçti, 5 hafta geçti, henüz hiçbir şey yok. Ben burada okuyorum, ülkem için okuyorum, kendim için okuyorum, İngilizce işletme okuyorum. Yani ben okurken bilgisayar lazım şu an bana. Bilgisayarım bile yok. Alsam 5 bin lira. Bana verilen 10 bin lira parayla ben 5 bin lirasını harcasam zaten bana bir şey kalmıyor. Yani biz burada annem çok kötü durumda. Yıkayacak suyumuz yok, çamaşır makinemiz yok. Biz burada çok rezil bir durumdayız. Ha, ülkeden biz Cumhurbaşkanımızdan biraz da talimat alıp Ömer Çelik Bey geldi. Bize dedi ki sizin için dedi Cumhurbaşkanım dedi özel talimat verdi dedi. Yaralarınız sarılacak dedi. Lafta kalmayacak dedi. Bunların hepsini uygulayacağız dedi. Kış gelmeden sizin evlerinizi yaptıracağız dedi. Ama şu an kış gelmek üzere ve bizim ne yakacak odunumuz var ne bir üzerimize giyecek kışlık kıyafetimiz var. Ama ben böyle kaldım.
Benim bir tek iki tişörtüm var, bir tane pantolonum var. Ben ne yapacağım? Ben üniversiteye gidecek olsam bile benim üzerimde giyecek kıyafetim yok. Biz daha önce hani ne bir kutu aldık, ne bir şey aldık, kimseden yardım istemedik. Annem yumurta satarak, süt satarak bizi geçindirmeye çalıştı. Ha şimdi de böyle olunca insan zoruna gidiyor. Devlet de yardım etmek istedi ama hani ne bileyim Suriyeliler geliyor, milyon tane Suriyeli geliyor. Onların hepsine teker teker hak tanıyorlar da bizim burada 100 tane ev yandı. Sadece bizim için sesimiz duyulsun istiyoruz. Bizim evlerimiz yapılsın istiyoruz. Biz evlerimiz yapılmasa da bize o kredi verilen kredinin hibe olarak verilmesini istiyoruz. Biz 120 milyar krediyi ödeyemeyiz. Benim babam hasta. Yani buradaki köylünün hiçbirisi ödemez. Kimisi bahçesinden geçiniyor, kimisinin bir maaşı yok. Yani bu durumun çözülmesini istiyoruz. Ben okuyorsam benim abim de askerden geldi. 3 günlük daha bir geliri de yok. Yani nasıl olacak bilmiyoruz. Şu an uzaktan eğitimin de başlamasını aramak kaldı. Evet. Eğitiminize de devam edemeyeceksiniz. Nasıl yani devam edeceksiniz? Yarım olmazsa hiçbir türlü devam edemem zaten. Telefondan da yani ne burada internet çekiyor ne bir şey diyor. Bir yere gitsem başkasının evinde kalmak zaten zor. Biz burada hani çadırda mı kalacağız zor. Amcam yazlık evini verdi 2 oda. Orada kalıyoruz. Çok şükür de çık deseler ne olacak halimiz? Yani internetimiz yok. Telefonum var benim bir tek. Telefonumla ben hangi birini yapacağım ya da nasıl verimli ders çalışacağım? Bilgisayarım yok. Tüm kitaplarım yandı. Benim 70-80 tane kitabım vardı. Her birini 100-200 para biriktirerek aldım. Ben nasıl bunları geri karşılayacağım? Abim bir sürü hukuk okuyordu. Hukuk kitapları vardı. Hepsi yandı. Biz bunları nasıl karşılayacağız? Yani bizim o evde içindeki 120 milyardan fazlası eder de bizim 30 yıllık emeğimiz. Biz burada bir odada 15 sene kalmıştık. Ondan sonra 15 sene de o evi yaptırmaya çalıştık. Şimdi biz ne tekrardan sıfırdan nasıl başlayacağız babam hastayken? Yani Suriyeliler diyorsunuz ki işte milyon tane Suriye'ye yardım ediyoruz. Edin. Çok güzel bir şey. Ama bizim de sesimiz duyulsun. Mesela bir afet olduğunda devletimiz dediler her şeye yardım eder. Bu konuda çok hassas davranıyor dediler. Bizim de sesimiz duyulsun. Bizim de evimiz yapılsın. Ya da bize hibe olarak verirsin. Biz krediyi ödeyemeyiz. Böyle bir imkanımız yok yani. Buradan Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, duyan herkese iletiyorum. Bizim hiçbir şeyimiz kalmadı yani. Evet sevgili Ota TV izleyicileri, Kara Hamzalı köyündeyiz. Yangından mağdur olan köylü halkıyla konuşmaya devam ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim İbrahim Kubil Ayaroğlu. Kara Hamzalı köyündenim. Yani bu yangında en çok zararı da biz gördük. Ağırlarımız yandı, ineklerimiz yandı. Keçilerimiz yandı, evimiz komple yandı ve çok büyük zarar gördük. Kendim de diyaliz hastasıyım zaten. Bu devletimizden bize çıkan yardımdan kredi şeklinde yardım çıktı. Biz krediyi istemiyoruz, ödeyemeyiz. Zaten ödeyecek de durumumuz yok. Bir diyaliz hastası krediyi ne şekilde öder? Zaten benim piyasaya çok fazla borcum da var. Yani bir de kredi derdi olursa ben onu ödeyemem zaten. Afat'tan size ne kadar kredi yardımı yapılacaktı, borçlandırılacaktı? Ev için 120 bin TL diyorlar 20 yılda. 20 yılda ben ödeme durumum zaten çok zor. Yani ödeyemem. Destek verseler ondan iyi. Yani hibe şeklinde biz onu istiyor. Kredi ödeme şansımız yok. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hayvanlarımız gitti, aharımız gitti, evimiz gitti. Hibe şeklinde olursa çok çok memnun oluruz. Geldiler, bütün yaralar sarılacak dediler. Buraya Ömer Çelik geldi, Jülide Sarıeroğlu geldi, Bekir Pakdemirli geldi. Herkesin zararı giderilecek dedi. Biz krediyi istemiyoruz. Bu kredi şeklinde AFAD'ın çıkarttığı krediyi ben almam da ödeyemem de. Teşekkürler. Umarım mağduriyetiniz giderir. İnşallah, inşallah. Bir devletimize güveniyoruz. İnşallah mağduriyetimizi giderirler inşallah. Ben Hakan Eroğlu. Kara Hamzalı köyünde ikamet ediyorum işte.
Yangında evimiz, ahırımız, hayvanlarımız, işte bahçe falan filan hep yandı. Köyün genelinin geçimi hurma bahçesi ve ormandı. Ormanlarımız zaten yandı ki köyün birçoğunun da hurma bahçesi de yandı. Biz ziraat odasından ve ilçe tarımdan bu hurma bahçeleriyle ilgili, diğer bahçelerimizle ilgili destek bekliyoruz. Daha şu ana kadar atılmış bir somut adım yok. Gelip giden de yok. Hurmalarımız da zaten bir kısmı yandı. Hurma, ceviz, köylünün genel anlamda geçimi hurmaydı. İşte yetkililerden hurma bahçemizle ilgili, nar bahçemizle ilgili, ceviz bahçemizle ilgili, maddi kayıplarla ilgili desteklerini de bekliyoruz. Evimizden hariç, hayvanlarımızdan hariç, köylünün genel anlamda geçimi bahçeydi zaten. Neyle geçiniyorsunuz şu an? Tüm her şeyinizi kaybettiniz. Köyde hayvancılık ve işte tarımla geçiniyorduk. Hayvanlarımızı kaybettik. Bahçemizin bir kısmı yandı. Krediyi falan ödeyemeyiz biz. Bu şekilde devam ederse zaten hayvanlarımız da yok, bahçemiz de, yani sıfırdan hayata sıfırdan başlayacağız biz artık şu saatten sonra. Bir de devlete borçlu olarak başlarsak tamamen biteriz. Yanan maddi, yanan işte evimizin, ağrımızın falan filan hepsini tamamen geri getiremeyiz ama bir kısmına devletimizden biz hibe olmasını istiyoruz, yani krediyi tamamen hiç ödeyemeyiz biz. Yurdan Eroğlu, devlet bazı şeyleri yaparım dediği halde yapmıyor. Yani ben afette bunların hepsi yardım olarak verilir, hibe olarak verilir. Afet ilan edilen bölgelerde her şey yapılır. Bunlar şimdi kredi vereceklermiş efendim. Ondan sonra köylü onu ödeyecekmiş. Nasıl ödeyecek? Neyi var? Hurması yanmış efendim. Evi yanmış, ahırı yanmış, inekleri yanmış, malı yanmış, maleli yanmış. Bir Mehmet Cengiz'e veriyorlar milyonlarca krediyi, şeyi al, milletin anasını affedersin şey derim diyen adamlara. Burada üç köylünün evini yaptıramıyorlarmış beyefendiler. Bunlara oy da yok, bir şey de yok. Ne biliyorlarsa onu yapsınlar. Peki ne kadar hasarınız oldu? Hasar tespiti yapıldı mı? Hasar tespiti yaptılar. Ama ne anladık? Bir şey yok. Dönüş yok bir yerden bir şey. Kış geldi, hani ne yapacaklar şimdi bu vatandaş? Nereye başını sokacak? Soğuk düştü oldu. Odun yok. Orman yandı. Hepsini müteahhide satıyorlar. Yapacak hiçbir şey yok yani. Nalet olsun eğer bunlar sözünü tutmazsa. Ziyaret edildikten sonra tekrar gelen oldu mu? Ne kadar süredir bu hal? Arada belediyeler geldiler. Affedersin, onlar da bir yardım paketiyle geldiler. İşte başka bir şey yok. Halatı sormaya geldiler. Başka da gene de bir şey yok. Yaralarınız bir koliyle sarılmaya çalıştı, öyle mi? Evet. Öyle oldu. Ben öyle biliyorum yani. Merhaba amcacığım. Yangında ne kadar hasarınız oldu? Bu süreç sizin için nasıl ilerliyor? Yani çok oldu. Benim değil, yanan yangın bölgesinde herkesin az veya çok zarara uğramıştır. Ha, gelen yetkililerimiz de bunlar kuruşu kuruşuna ödenecek dedi. Böyle söz verdiler ama neticede 3-5 paket falan bir yem saman getirdiler köylüye. Bir de 10'ar bin lira ev olanlara bir yardım yapıldı. Bunun haricinde de bir destekleme söylentisi, askı listesi geldi, o kredi. Peki ne kadar kredi söyledi? Evlere 120 olarak yazıyor. Peki 120 bin lirayı ödeyebilecek misiniz? Her şeyinizi kaybettiniz yani. Hayır, onu birçoğu ödeyemez. Hiçbiri de ödeyemez. Zaten vatandaşın her şeyi yanmış. Benim evim yanmadı ama yananlar ödeyemez. Bunu mümkün değil yani. Borcu olarak ödeyemez. Yeni sıfırdan başlayan bir adam 120 lirayla hayata başladığı zaman bu işin içinden çıkılmaz. Devletimizin muhabbet başka bir çözüm bulmasını öneririz yani. Kredi değil de hibe istiyor. Evet. Hibe olursa daha güzel olur. Az olsun, yarısı olsun, hibe olsun vatandaşa. Bardakları yananlara bir şey var, destek var mı? Onlara da var. 40 gram falan da onlara söyleniyor. Çardağı yananlara. Ahara 60 falan işte o şekilde yazıyor listede görüldüğü gibi. Vatandaşımız çok mağdur durumda şu anda yani. Ha, önümüz kış, kalacak yeri olmayanlar var. Bunlara öncelik tanınsın diyoruz. Genellikle hiç yeri olmayanlar var bak bu arkadaşların olduğu gibi. Bunların durumu daha zor. Allah yardımcılar olsun. Ben Metin Eroğlu, Karahamzalı Köyü. Yangında çok hasarımız oldu, çok zararımız oldu. Ormanlarımız yandı, bahçelerimiz yandı, evlerimiz yandı, ahırlar. Hayvanlar, akla gelen her şey yandı yani.
Peki size herhangi bir yardım yapıldı mı? Ya da bu konuda size yardım, talep geldi mi? Belediyelerden yardım geldi. Kaymakamlıktan geldi bir paket. Bir miktar da para yardımı yaptılar, az bir şey. Gelen vekillerimiz, AK Parti ilçe başkanımız geldiler. Sadece bir ziyaret amaçlı mı geldiler artık, ne yaptılar? Biz de bir şey anlamadık. Verdikleri söz burada kaldı. Yardımı hibe olarak olsa iyi olur. Kredili ödeyemez, ödeyemek. Siz neyle geçiniyorsunuz peki? Şu an her şeyinizi kaybettiniz. Geçimimiz hayvancılık, orman, bahçe. Yangında hepsini kaybettiniz. Hepsini de kaybettik. Ciğerlerimiz yandı. Krediyi de bu şekilde ödeyemeyeceğiz. Krediyi bu şekilde ödeyemek ki. Zaten herkes borçlu. Ziraat Bankası'na borçlu. Orköy'e borçlu. Herkesin borcu var zaten yeterince. Ev yananlara 120, ağır yananlara 40, 60 daha aşağıda düşüyor herhalde o şekilde. Ama kimse alıp da zaten onu da ne şekilde verecekler de belli değil. Artık tapumu isteyecekler, yerimi göstereceğim, karşılığında ne isteyecekler onu da bilen yok. Çadırda mı dururuk biz de, ne eder, ne yapar? Hayvanlarımız dışarıda kaldı, ağır yananlar, ev yananlar öyle dışarıda. Gozan AK Parti ilçe başkanım, AK Parti milletvekillerimiz geldiler buraya. Hepsi dedikleri lafta kaldı. Bir ilgilenmelerini istiyor. Kredi değil de hibe istiyoruz. Kredi değil, hibe istiyoruz biz. Teşekkür ederiz. İnşallah mağduriyetiniz gelir. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Acarele sakinlerinden Önder Akçalı. Ben 30 senedir buradayım. Köylülerle iç içeyiz. Orman işletmesinden emekliyim aynı zamanda. Bir yıl oldu. Şu anki durum iç açıcı bir durum değil. Yangın esnasında buradaydık ama en sonunda terk etmek zorunda kaldık. Saat 5 sıralarıydı akşam. İkinci gün sabah 5'te geldiğimizde manzara buydu. Çok acı. Bizler iyi kötü yine emekli maaşımız var. İyi kötü geçimimizi sağlarız. Ama köylerde öyle durumda insanlar var ki ekmeği bulsa suyu bulamaz. Bu insanların da sofrası hep yerde. Yani istediğin şekilde, istediğin zamanda var. Yemreğini de yersin, suyunu da içersin. Bu vatandaşlar, asıl sıkıntı bu köylülerde. Biz yaylacıyız sonuçta. İyi kötü varımız var. Yansa da var. Bu şekilde de var. Sıkıntımız o kadar yok ama köylülerimiz çok mağdur. Biliyorsunuz burada herhalde 4-5 köye yakın yer yandı. Bunların çoğunun ineği yandı, koyunu yandı, bahçesi yandı. Geçimi zaten bunlar üzerinde. Peki yardım yapıldı mı? Ne kadar yardım ayrıldı? Kaymakamlık tarafından bir 10 milyar ağır hasarlara, 4 milyar hafif hasarlı olan yerlere dağıtılmış. İkinci bir yardım var denildi. Bir türlü şeyi gelmedi yani, arkası gelmedi. Ne derece doğru, zaten hep kulaktan kulağa dolma bu laflar. Sağ olsunlar, devletimiz her yönüyle yardımcı oldu. Geldiler gittiler. Bunun yanı sıra çok yiyecek olsun, ev eşyası olsun. Yani böyle kapkaşak türünden de dağıtıyor. Hala da dağıtıyorlar. Ama bunlar bir nevi ufak bypass ameliyatı gibi. Asıl ameliyat köylülerde kalıyor. Bunlar zaten şu anda herkesin evi iyi kötü oturumdaydı ama şu anda oturacak ev olmayan o kadar çok ki. Şimdi mesela şu çadırı verdiler. Bu çadırın içinde vatandaş ne yapsın? Barınmaya çalışıyor ama gene sıkıntı. Yani devlet yetkililerimiz zaten her türlü çare buluyor ama gelip yerinde görseler. Bunlara misal işte 120 milyara kadar bir kredi dönülüyormuş. Valimiz göndermiş. Bir ay askıda kalacakmış dediler. Şu anda millet onun üzerinden bakıyor ama çoğu bunu alıp da 20 sene değil 50 sene sonra desen zaten ömrü yetmez de o zaman daha ödeyecek durumda olmayanlar var. Ha, içinde var mı? Belki vardır 3 kişi ama köylülerin durumu daha bu şekilde zor. Bunların en azından %50, 60, 70 hibe olarak verilse belki %30'una insan çalışır, çabalar, bir iki nane besler, borcunu öder zaman zaman. Şimdi bu şekilde kime ne diyeceğiz? Devletimizin ağır topları diyelim, ağır yetkililer gelse, bunu yerinde görseler belki daha bir farklı. Şimdi vatandaşın dilindeki özellikle Giresun'da diyor, sel felaket olmuş ve devletimiz var gücüyle orada. Güzel, devletimiz her yerde var. Var ama işte faydalanan faydalanıyor, faydalanamayan yanıyor. Şu anda misal önümüz kış sezonu.
Şurada bir yağmur yağdığı zaman buralar normalde kış havasına dönüşüyor. Soğuklar o şekilde yeri geliyor. Biz evin içinde duramadığımız zamanlar oluyor. Bu vatandaş ne yapacak? Şimdi en büyük sıkıntı bu. Yaylacılar, biz yaylacıyız. Buradan geçer gideriz. Ama yerli vatandaş ne yapsın? Bunlar bu evlerin acil yapılması gerekiyor. Ya da bir karavana türü, bir böyle içinde barınacak bir türde olsa belki en azından insanlar için bir kolaylık olur. Şu anda köylülerin, diyorum ya, ekmeği bulsa suyu bulamıyor şu anlarda. Yani böyle bir durumdalar. Allah yar ve yardımcılar olsun. Devletimize Allah kolaylık versin. İnşallah her şey eskisi gibi olmasa bile yaklaşır. Ağaçlarımız yeri yerine gelir. İnsanlar normal bir geçimine dönerse büyük ihtimal bir rahatlama olur. Ne bileyim, bir güzellik olur yani. Her şey devletten bekleniyor sonuçta. İnsanlarımızın durumu çok mağdur. Kime desen bin aha işitin. Yani birine var de kardeş durumun nece? Yani ağlamasa da ağlamaklı gibidir. Sonuçta yapacakları bir şey de yok. Bağ bahçe kolay yetişmiyor. Ya da bunlara mesela mal verilse, koyun küçük baş olsun, büyük baş olsun. Bunlar verilmiş olsa belki bunlar üzerinden insanlar bir geçim şeyine düşer. Çalışkan insanlar bak. Bunlar çalışkan insanlar. Allah yar ve yardımcılar olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Geldiğiniz için kolay gelsin. Sizlere de kolay gelsin. Şu an yangın yerinde berber işletmeciliği yapan bir vatandaşımızla birlikteyiz. Şu an gördüğünüz üzere iş yeri yanmış halde. Bu süreç vatandaşımız için nasıl ilerledi, neler yaşadı? Şimdi vatandaşımızla onu konuşacağız. Merhaba, sizi tanıyabilir miyim? Ben ismim Erol Ganici, Hacereyle sakinlerinden. Hem yaylacıyım hem de esnafım. Burada berber dükkanım var. Nasıl geçti bu süreç? Şu an kullanılmaz halde işletmeniz. Evet, kullanacak durumda değil. Harabe oldu, yandı. Kül oldu aynen gördüğünüz gibi zaten. Yangın süreci çok bizi çok etkiledi. Yandık, içimiz yanıyor. Ama isteğimiz için de şu devlet büyüklerinden, gelenlerden, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden yaranın sarılacak dediler. Ama hiçbir şey görmedik. Elden dağıtılan bir 10'ar milyar para dağıtıldı. Benim iki yerim yandı. Sade bir çadırla yetinmek bizi tatmin etmiyor. Etmiyor. Peki yangının üzerinden bir ay geçti. İş ve iş yeriniz için ne kadar kredi takviyesi yapıldı ya da bu konuda borçlandırılacaksınız? Onda tam net bilgi değil şu an askıda. Her türlü söylentiler oluyor ama kredi faizsiz deniyor. 2 sene sonra ödemeye başlayacaksın, 20 senede ödeyeceksin diyorlar. Ama biz bunu kabullenemiyoruz çünkü hiç borcumuz yokken borçlu duruma düşeceğiz. Devletimiz yara sarılacaksa böyle yara sarılmaz bence. Yapılacaksa prefabrikti, evdi, işte buna yakın hibeydi. Mesela Suriyelilere yapılan yardım hibeli oluyor. Bizimki nasıl kredili oluyor? Şu an nerede kalıyorsunuz? Çadırda mı yaşıyorsunuz? Şu an çadırda da kalıyoruz. Kozana da gidiyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdüm diye devam ediyoruz ama iyi değil. Şu anki yaşantımız iyi değil. Şu an burada mı devam ediyorsunuz işinize? Evet, bakalım. Zaten kül olmuş. Masada, sandalyede ilaveten de tıraş yapıyorum yine de. Gördüğünüz gibi her taraf zaten iş içinde yanmış. Kullanım durumunda değil. Ama yine de biz müşterimizi mağdur etmememiz için masamı, sandalyemi kurdum. Yine de tıraşımı yapıyorum. Peki gelen müşterilerimize bu durumda, bu halde yetiştirebiliyor musunuz? Yani kazanç sağlayabiliyor musunuz? Hayır, hayır. Kazanç sağlayamıyoruz ama sadece müşterimizi ihmal etmemek için yine de buradayız. Bu şartlar altında geçiminizi sağlamaya çalışıyorsunuz. Aynen, geçimimizi çıkartmaya çalışıyoruz, evet. Dükkanımın eski hali çok güzeldi. Hiçbir yani lambir döşeliydi, yapılıydı. Dükkanın hiçbir eksiği yoktu. Tam dört dörtlük bir berber dükkanıydı. Eksiksiz bir şekilde. Ama gördüğünüz gibi her şey kül halinde işte. Kullanılacak halde değil yani. Kül haline döndü. Bu şekilde burada hayatınızı sürdürmeye çalışıyorsunuz. Aynen, devam ediyorum. Geçimi çıkartmaya devam ediyorum. Peki yetkililerden talepleriniz neler? Bir ay geçti üzerinden. İşte gelen milletvekillerimiz, bakanlarımız dedi yaralarınız sarılacak dedi. Dediğiniz gibi bir ayı geçti. Daha bir yara sarılmadı. Yani gelen paketle, çadırla olacak bir şey değil bu. Önümüzde kış, kış ayı yaklaşıyor. İşte kış geliyor, ne yapacak bilmiyorum artık. Bir an önce yardım ederlerse
Yani bir yaramızı sararlarsa seviniriz. İş yerim olarak prefabrik anında kurulabilir, isterlerse hemen yapabilirler. En azından mağdur etimi giderebilirler. Bir benim değil, bütün yaylacıların olsun, buradaki evlerin olsun. Bahçeler yandı, köylülerin, bizim mesela buradakilerin hayvanları yandı. Herkes bizim gibi yaralı yani, çok mağdur. Tüm geçim kaynağınızı o alevlerin arasında kaybettiniz. Aynen. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Gördüğünüz gibi zaten kullanacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Yani geçim kaynağınız yok, kredileri de halk ödeyecek durumda değil. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde kredi ödenir mi? Ödenmez yani. Geçinirsek şükrediyoruz zaten, anca geçiniyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah mağduriyetiniz giderir. İnşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim.